Arkadaşlar, herkese selamlar. Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Bugün çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize... Kutsal Roma İmparatorluğu içerisinde bir vasalla video başlıyoruz. Video kapağından da görmüş olduğunuz gibi bugün Habsburglarla oynayacağız. Ancak biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz çünkü A, E, İ, O, U ve ben başarımı ne yazık ki olmayacak. Yok, olmaz. Asla! Onun yerine daha başka bir şey düşündük. İsviçre'yi kuracağız. Neden? Kaplumbağa deden. Bir kere baktığınızda zaten bayrağı başlı başına bir arttı. <laughs> of çok kötü espriydi. Evet Habsburg'la İsviçre kurmayı deneyeceğiz bu videoda. Umarım bir talihsizlik yaşamayız. Şimdi öncelikle bir karakterimize bakalım. Karakterimiz Argao Kontu. Esasında karakter özellikleri mantıklı. Kont Werner ile başlıyoruz. Neden karakter özellikleri mantıklı dedim? Çünkü her oyuna girdiğinizde karakter özellikleri rastgele geliyor. Ve genelde en az bir tane günahkar özelliği bulmanız mümkün. Fakat şu noktada inatçı, sakin ve hırslı. Esasında fena değil. Hırslıyız evet. Yeteneklerimizde artış oluyor. Sağlığımızda herhangi bir olumsuz durum olması durumunda da inatçı özelliği devreye girecek. Ve idaremizde artacak. Dolayısıyla oyunumuza başlayabiliriz. Teşekkürler strateji Türk. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kont Werner yani Argau ile başlıyoruz. Kendisi görmüş olduğunuz gibi Habsburg hanesinden. Şu an baktığımız zaman da Habsburg hanesi üyelerinin genel olarak genetik herhangi bir bozuklukları yok. Çünkü 1066 yılındayız. Genetik bozuklukların başladığı zamana kadar birkaç yüzyıl geçecek. Ancak umarım o noktaya gelmeyiz. Yani genetik bozuklukların olduğu döneme gelmeyiz diye düşünüyorum. İşimiz kolay değil. Çünkü bu koskoca imparatorlukta 409 askeri gücü olan ufacık bir. Kontus aynı zamanda dejur vasal değiliz. Bu bizim için biraz iyi. Daha az vergi ve milis hükümlülüklerimiz var. Karakterimize şöyle baktığımız zaman da buradaki yukarı Lotharingia e, düklüğüne de hak iddiası var. Ancak buraya çok bulaşmayı düşünmüyorum. Peki biz bu videoda tam olarak ne yapacağız? Hemen onu göstereceğim size. Swabyalı kültürüne mensupsanız eğer alabileceğiniz özel bir karar mevcut. İsviçre Konfederasyonu kur. Bu karara erişim sağladığımız takdirde bir yiğitlik destan tohumu kazanıyoruz. Eğer Savoy Düklüğü bizim tarafımızdan tamamen kontrol ediliyorsa İsviçre ünvanının dejur bir parçası oluyor. İsviçre ünvanını alıyoruz. Prestij kazanıyoruz. Mutlak taht otoritesi elimize geçiyor. Eğer Savoy elimizde değilse Kurezya ve Transjuranya Düklüğü de zaten dejur kabul ediliyor efendim. Fakat şöyle bir sıkıntılı durum var. İsviçre bu karardan sonra Kutsal Roma İmparatorluğu'nun dejur ünvanı olacak. Yani biz istesek de istemesek de e, imparator seçilebileceğiz. E, öyle gözüküyor. Bu kararı alabilmek için de tabii 3 şartımız var. Birincisi Kutsal Roma İmparatorluğu'nun doğrudan vasalıyız. Şanlı veya daha yüksek şöhret seviyesine sahibiz. Ve eski İsviçre bölgesini tamamen kontrol ediyoruz. Neresidir bu eski İsviçre bölgesi? Bakın görmüş olduğunuz gibi böyle upacık bir alan. Bu da tam olarak Transjuranya ve Kurezya Dejur düklüklerine denk geliyor. Bizim buradaki avantajımız aslında iki düklüğünde oluşmamış olması. Savoy'da Piemonte dükünlerini de kendisinden koparmaya çalışabiliriz. O noktada Papa birçoğumuzdan hoşlanmıyor. Dolayısıyla ben Papa'yı biraz etkilemeye çalışacağım. Eşime saray politikalarında yardımcı olmasını söylüyorum. Ve aynı zamanda iki çocuğumu da eğiteceğim. Oğlum bu noktada savaşçı mı yapsam yoksa idareci mi yapsam diye düşünüyorum ama. idareci yapsam daha iyi olur gibi. Koyabiliyorsak şöyle bir saray öğretmeni fena olmaz. Eğitimlerini arttırırız. Bir de saray hekimi. Aa çok güzel. 25 yaşında bizim <laughs> koposumuz Öğrenim yeteneği yüksek. Gayet güzel. Bizden daha çok hoşlanır. Askeriye geçiyoruz. Askeriye de görmüş olduğunuz gibi yürekli ağacından gitmişiz. Askeriye bize bir noktada daha yani bizi kurtarmayabilir aslında öyle söyleyeyim size. Çünkü askeri gücümüz zaten çok sınırlı. Yani müttefik olmadan savaşları kazanmamız en azından başlangıçta çok mümkün değil. Ama uzlaştırıcıyı açmış olmamız güzel. Bu da demek oluyor ki savaş açtığımızda eğer en az %90 skor bizim lehimize ilerlemişse bu da %100'e varmadan savaşı bitirebileceğimiz anlamına geliyor. Otorite odandan gidiyorum. Bizim burada bir eniştemiz varmış. Daha doğrusu kayınbiraderimiz. Kendisiyle ittifak kurabilirim. Benim hedeflerimden bir tanesi buradaki Neuchatel kontluğunu ele geçirmek. Bu abiyi de ele geçirmek isterim ancak e, doğrudan bir ittifakım olacak. Kız kardeşimle yazık ki boşayamıyorum. Kendisi bizim mahiyetimizde değil. Ama bakalım duruma göre görürüz. Kont Bertold bizim hanedanımızdan ayrı bir haneye mensup. Zehringen hanesine mensup bir yönetici. Burada da başka biri var. Burada Swabia dükü var. Her ne kadar toprakları geniş olsa da çok güçsüz. Altında çok fazla kont vasal var çünkü. Bakın burada Hohenzollernler var. Hohenstaufenlar var. Görmüş olduğunuz gibi. Bir düzenli askeri birliği konuşlandırabiliriz. Fena olmaz. Elimizde daha iyi bir vekil harç. Aa güzel bak bu olabilir sanki. Oldu. Gelişmişliği belki burada biraz arttırabilirsek. Fena olmaz. Bir ittifak kuralım. Son çocuklarımıza bir müttefik bulmaya çalışalım. İyi olur. Transilvanya dükü burada mevcut. Daha doğrusu biraz uzakta. Onu savaşa dahil edebiliriz ancak kendisini tabi Macaristan krallığına hak iddiası var. Kendisi üzerinden almaya çalışacak. Kendisi Macaristan kralı olsa bile bu sefer Dük Vratislav'a karşı kormamız gerekecek. Çünkü Bratislav'ın Macaristan'a hak iddiası var. Vratislav biraz saldırgan. Yani Lausitz ile de kurabilirim. Ancak yine önceki videodan hatırlarsınız Vratislav buraya hak iddiasında bulunup alıyor burayı. Dolayısıyla çok isteyebileceğim bir ittifak türü değil. Ancak ama Besançon ile bir ittifak çok güzel olur aslında. Besançon. Hasan Son ile ittifak. Güzel olabilir. Kendisi bu noktada aynı zamanda eğer parası yeterse harcaması yukarı Burgonya düklüğünü bile kurabilir belki. Sağlığı iyi. Bence deneyelim. Kızlarından bir tanesiyle evlendirebiliriz. Hiç fena olmaz. Şu fena bir abla değil. Çok güzel olur aslında. Neden olmasın? Teklifi kabul ediyorum. Çok güzel. İkinci bir müttefikimiz var. Kızımızı da belki evlendirebiliyorsak ama ee, -e, Çernigov çok uzaktasında. Yakınlarda biri yok mu? Ha şampanya düklü Olabilir. Ama senin de hak iddiaların var. Savaş açabilir misin? Düklüğe. ya hmm. Yukarı Silesya uzak. Barcelona yani yakın sayılır. Ha varisiymiş. Kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor? Hali hazırda çok fazla. Hmm. Peki öyle olsun. Zemplen kontluğu Macaristan'da istemez. Nordgau. Aa Nordgau belki olabilir. Nordgau iyi. Güzel olur. Hmm. Yaşı ileri sağlığı kötü diyor ama. Bir bakalım deneyelim ya. Heh. O esnada Noishatel kontluğuna bir hak iddiasında bulunacağım. Biraz da paramı korumaya çalışacağım. Hatta alabiliyorsam Papa'dan para da alabilirim. Hak iddiası. Oo, bir dakika isteyebiliyor muyuz? Savoy. He, tereddüt. Biraz Papayla aramızı iyi tutmamız gerekecek o zaman. Yapabiliyorsak turnuva için talim iyi güzel olur. Gayet güzel. Hatta şunu uyarması için böyle koydum. Aa turnuva düzenliyormuş ama yetişemiyoruz. Hı. Hm. Kötü oldu. Ha güzel etkiledik biraz ha. Biraz daha dindarlığımız olsa aslında fena olmaz. Olur olur yapalım. Neuchatel'e hak iddiası. Hoppa Hollanda ile müttefik hiç problem değil hallederiz. Karakterimin hak iddialarını bastırıyorum. Müttefikimi savaşa çağırıyorum. Berni de savaşa çağırıyorum hatta. Kıskacı alacağız 3 taraftan görmüş olduğunuz gibi. Abimiz çünkü tepede duruyor. Savunması sıkıntılı. Aa çok iyi. <laughs> Oğlunu esir aldık. Kuşatma silahımız da yok bu arada. Bir dakika ben anlamadım. Biz burayı kazandık ama biz nasıl... He. Peki öyle olsun. Kazandık savaşı ya. Çok teşekkür ediyorum. Harika oldu. Transjuranya düktüğünü oluşturabiliriz. Bu gayet güzel. Hemen kontuktaki kontrolü arttıracağız. Umarım Provence. Umarım. Burgonya krallığını kurmazsın ya. Kurarsa çünkü sıkıntı. Hah güzel. Papanın görüşü artıyor bu arada. Şöyle Savoy'u bir alabilsek var ya çok güzel olacak. Müttefiki de yok. Savoy düklüğünü komple alabilirse gücümüz bayağı artacak bu arada. Ha yani Yürekli açtık güzel. Dövüş yeteneğimiz arttı. Fena değil. Dindar mı oluyoruz? Sakin ol be. He, sakin ol. Dindar ya da cesur yaparsak saçma sapan işlere kalkışabilir üzerine karşı bir örgütleşme ha, yok. Peki güzel. Olsaydı yani savaşta kadar arkadaş olmaya yaklaşırdık aslında ama. Öf çok iyi. 56 altın. İşime gelir. İyi bir vekil harcın faydalar. Ziyafet mi bu? ha olur. Gidelim. Biraz para harcayız ama olsun. Güzel. Hı, nazik misafir etkisi. Bir dakika bana karşı koz mu elde etti? Ayda. Ben çok içmişim. Kayser'e karşı söz mü vermişim? Eh eh. Yok. Eh eh. Yok aman aman yok. Ha güzel şövalyemiz oldu. İyi yemek. Sağlığımız artıyor. Hiç fena değil. Eve geldik. Harika. Transjurani düklüğünü oluşturmak için 250 altına ihtiyacımız var. Bir saniye ne? Hayda, dakika ben... Hayda. Oğlum siz şaka mısınız? Ben imparator olmak istemiyorum ki ya! Bohemia <laughs> Krallığı kurulmuş. No, 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 no. Bana niye oy veriliyor abi? Boy, 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 boy. Güçlü elektörler niye bana oy veriyor? Boy, 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 boy. Elektör değilim ve ben nasıl oy veremi... İşler gittikçe bilmiyorum kızışacak gibi ama... Umarım çocuğun olur da. Umarım vasalların seni sever de. Bilmiyorum yani. Acaba papaya endüjans versek dindarlık kazanacağız ama yüz altın ödeyeceğiz. bilmiyorum ya. Aa ziyafet. Gidelim. Olur. Ben imparator olmak istemiyorum ya. Habsburglar olarak. <laughs> tamam Habsburglar imparator oldu ama yani. Ayda Angria dükünü öldürmüş ha. Tedisio. Erbach piskoposu. Haa bana para verdi. Ney? Sen senden niye yatıyorum ben ya? Bu kadar aynen. Savoy için alabilsek güzel olurdu ama. Ya da şöyle bir şey deneyim ben. Cenevre için deneyim. Ya Savoy'un başkenti burası ama eğer burası için alabilirsem komple düklük için elimdeki müttefiklerle Piemonte'yi tek başımıza halledebiliriz bence. Kızımıza eş bulabiliyorsak bulalım mı? Hı? Dehoy Bart, Zemplen. Yakınlarda bir yok mu ya? Augsburg. Ha burası mı? A. Olabilir. Mükemmel. Deniyorum şansımı. Savoy'u almaya çalışacağım. Savoy sonrasında Transjuranya. Bir de Kurezya taraflarına dalarız artık. Sıvabiye çok güçsüz. Al mı? Tıbbi malzeme. Olur hadi gidelim. Ava gidiyoruz artık. Çok acayip ya. <laughs> İngiltere görmüş olduğunuz gibi. Sakat kaldı ve öldü. İnanmıyorum. Kızım sana koca dayanmıyor ha. İttifak gücü. Yukarı Lotharingia. Hmm, deneyelim mi? Benim buraya hak iddiam var değil mi? Ama ben burayla uğraşmayacağım. İşte kutsal romanın en sevmediğim yanlarından bir tanesi bu. Elektör değiliz. Bakın. Seçime gidiyorum. Ben dejur vasal değilim. Elektör değilim. Elektör prensler bu aşağıdaki kişiler. Fakat beni seçiyorlar ya. Yakın aile hak sahipleri ve elektörler. Ben elektör değilim. Hak sahibi değilim. Yakın aile nasıl olabiliyorum ya? Ben yakın aile mi oluyorum anlamıyorum ki. Aile olsak bile uzak aile olmamız lazım. Yeni aşkım mı? Aa. E -e. Ama saraya davet ne? Bu ne? Salzburg dükü. Feodal. Ayda. Aa lolardılar. Ateş konuşacak ve böğren ineğin toynağından gümüş akacak. Ne ilginç. Bilmiyorum. Para mı akıyor? İyi tam para akarsa. Ava gidiyoruz bol bol. Çok güzel. Burada kontrol biz niye arttıramıyoruz? Kont Ulrich Argaüs'üne hak sahibi oldu öyle mi? E bize saldıramaz ittifakımız var çünkü. Geçmiş olsun. Bu arada 252 altına ulaştık arkadaşlar. Artık dük olduk. Hah güzel oh be. İkinci sıradayız. Umarım oğlu büyür de. Babadan para alabiliyoruz mu? Alabiliriz aslında biraz. Biraz zindarlığımızı arttırsak da fena olmaz gibi. Bakalım. Olur. Teşekkürler. Şöyle bir Savo için alabilsek. Çok güzel olacak ama. Yok. Savo için istiyorum ben. Hacca gitsek acaba? Şöyle ucuzundan. Roma'ya. Vatikan'a. Bunları azaltıyoruz mu? Azaltamıyoruz mu? He? Biraz daha para kazanayım. Biraz borca girdik ama olsun. Hallederiz. Hayda. Hasta olduk. Neyse. 5 altın kazandık. Borçtan çıktık acı olduk. Hastalığımız da geçti. Egzotik mallar alırız. Bunu eve dönünce 2-3 katına da satarız. İyi para gelir. Hmm. İyice borca girdik. Güzel. Hacca gittik geldik. Daha doğrusu geleceğiz. Düşez Matilde üzerimizde koz mu elde etti? Peki yani çok bir işe yaramayacak onun için ama. Evde olmak güzel. Güzel. Borçtan çıktık biraz. Uf, yeah, Savoy bizim olacak. Çok güzel. Savoy için aldık arkadaşlar. Ak iddiasını. Şimdi. E, Papacım. Aynen. Lütfen bak para. Teşekkürler. Bu abimiz ölmeden savaşa katılsak iyi olur. Vay. Dük Gerard Kral Gerard olmuş. Harika. Hmm. Güzel. İki sağlam müttefikimiz var. Piemonte'nin de ittifakı yok. Biz buraya alırsak gücümüz baya bir artacak. Ee, ben diyorum ki 2000 ile 2500 arası bir asker ve iki katı bir ekonomi olabilir kesinlikle. Babacım seni bir iki daha yıkasak yağlasak nasıl olur mu? <laughs> ya olmaz mı? Peki. Artık savaşabiliriz. Müttefiklerimiz bizden yani hoşlanıyor gibi. Hoşlansınlar. Piemonte ile savaşa gireceğiz. Umarız çok uzun sürmez. Savoy düklüğünü elde ediyoruz. Cenevre bizim vasalımız olacak ama Aosta, Kanaveze ve Savoy kontukları bize geçecek doğrudan. Harika. Şimdi savaşa çağırıyoruz. Kabul edecek. Çok teşekkürler. Savaşa çağırıyoruz. Kabul edecek. Çok teşekkürler. Okey. Diğer müttefikimize bizim vasalımız. Düşman ordusu üstümüze geliyor. Bu güzel bir şey. Ya da güzel bir şey olmayabilir sanki ama. Orduları şurada. Lotharingia'nın orduları da gelse bana yardım etse. Bilmiyorum. Oo, Kitlendi mi ordular? Bana yardımcı ol. Aa şu işe bak. Kalp krizi. Ha, kalp yetmezliğinden öldü. Peki. Çok teşekkürler. Şimdi hadi buraları kuşatalım. Gelmek isterdim ama gelmeyeyim. Ben şu an bir savaşım var. Onu bir halledelim. Demonte tabi buralardan saldırmayacak. Etrafımızdan benim başkentimi ele geçirmeye çalışacak. Oğlumuz büyüdü. Yani sıradan bir idareci özelliği oldu. Canım sen şövalye olmuyorsun. Şövalye olmanı yasaklıyorum. Tamam mı? Sen benim saray pozisyonlarından şöyle kahya ol be. Heh. Yakışır. Güzel. B Sanson. Şunlarla da bir ittifak güzel. Güzel güzel güzel. Bakın şunlarla da bir ittifak. İyi e, şu an fena gitmiyoruz ha. Yaşımız biraz ilerledi ama sağlığımız fena değil. Oğlumuz hayatta. Çok güzel. Şimdi ben sizleri savaşa çağırayım mı? Bence gelin. Ufak da olsa bir katkıda bulunun be. Çorbada bir tuzunuz olsun. Sayenizde İsviçre'yi kuracağız arkadaşlar. Bir, aynen. Papa 2. Alexander. Bu arada 5 yıldızmış. Helal. Sohbete devam. Çok güzel. Şu abinin üstüne ilerleyelim. Bizim başkenti. <laughs> Bir de köylü sürüsü var. Onunla da uğraşacağız. Öyle kaçmak yok. Aa son normanlar. İngiliz oldular mı onlar? Mükemmel. Ben geçeyim. Komutan ben oldum. <laughs> Gayet iyi ilerliyor. Cenevre'yi kuşatsak acaba? Savaş için destek geldim. Bu mükemmel bir şey. Havadan para? Bilmiyorum. Acaba koz karşılığı mı serbest bıraksam bu vasalı yoksa... Hadi koz karşılığı serbest bıraktım. Önemli biri değil. Bence bir şey söyleyeyim mi? Düşmanın üstüne gidelim. Burayı tekrardan alacağız. %90'a geldi mi savaş skoru? Bu iş bizim. Gene mi geldin? Uh. Ne hale bir şey yok. Ben senin canını yakacağım merak etme. Bu kadar. %100 olmadı. %98'e savaş tamamlandı. Talepleri dayatıyoruz. Kabul edecek. Etmek zorunda. Arkadaşlar Savoy düklüğü bizim. Provence da borca girmiş. <laughs> Para kazanamıyorum ya. Bu kadar. Canım senden güzel bir komutan olur gibi ama bakalım. Seni idam etmeyeceğim. Seni saraya davet edeceğim. Kısıtlı taht otoritesine sahip değil miymişiz? Aa, Alayım mı böyle? Bence alayım. Biraz tiranlık oldu ama burayı da böyle elinden almış olduk. Kont Ulrich bizden çok hoşlanmıyor şu. Cenevis, Sankt Galen ve Zürih'i de alırsak Kurezi'yi tamamen tutmuş oluyoruz bu şekilde. Üçlüklük olarak. Burayı da alırsak ve yeterli paramız olması durumunda da diğer şartları karşılamamızla beraber İsviçre'yi kurabiliriz. Hatta yapabiliyorsam mesela Zürih'e almaya çalışacağım. Hatta Papa'dan hak iddiası alarak belki Grisons kontluğunu ele geçirmeye çalışabilirim. Bir dakika niye böyle oldu? Otorite savaşı. Ayda. Bu hiç hoş değil. Solomon da burada tabii. Aa bir dakika ne? Ha şu işe bak. Lazlo muharebede mi öldürüldü? Ota tarafından mükemmel ya. Kaiser bu savaşı kaybedebilir büyük ihtimalle. Bohemia güçlü çünkü. Umarım benim topraklarıma gelmezler. Aa ne güzel. İttifak kurmuşuz. Başka birle daha ittifakımız var. Harika. Af. Neresiymiş bu? Sankt Galen. Almak istediğimiz bir yer. Hı. Olabilir alınabilir. Bir ava gidelim. Ava gidelim avlanalım. Hoppa bu sefer ne savaşı? Bağımsızlık mı? He. Ee, bunlar biraz güçlü. Matilda da tabi ordusunun başında. Ha, aa güzel. Robea krallığı kurmuş. Bunun için talim yapsak güçlü olabilir miyiz? Yaralandık ve iyileştik. Barcelona dükü mü? Oo. Vabya'nın gücü ne durumda? Ne, yani gücü varmış biraz. Oo Barcelona. Olur ya. Bence yapabiliriz. Müttefikleri savaşa çağıralım. Prestij harcayacağız bunun için. Evet. Hatta seni de çağırdık. Baya bir prestij gitti. Evet. Çok prestij gitti. Baya bir prestij gitti. Yeni bir düşman. Krayn ee, düklüğü. Ha, olur. Değişen bir şey yok. Hatta başkentini alacağız. Kendisinin ülke büyüklüğü çok düşük. 3 kontluk. Savaş hedefini ufaktan kontrol ediyoruz. Ha fidye. Ha, olur. Elimize para geçti. Hayda savaşta öldürülmüş. İnanmıyorum. Hah güzel. Zürih ele geçirdik. Mükemmel. Zürih elimizde arkadaşlar. Orduları terhis edelim. Sen niye eksi görüşle bakıyorsun ki bana anlamadım. O zaman ben sana şöyle hak iddiasında bulunayım. İyi olur. Mezhep liderinden altın. Şimdi bunu mu yapsam yoksa ya denemek istiyorum hak iddiası olarak. Grisons kontunu vermiyor. Benim bunun için para vermem lazım. Şimdi papaya ben para atsam 15 görüş kazanacak. Altın isteyeyim onun yerine. Aynen öyle. Para aldım. Biraz ordumun gücünü arttırırım. Zaten biz tepelik alanlarda falan daha çok çarpışıyoruz. Şöyle bir de bir hafif ya ekibi. iyi olur. Bir tane daha hatta şu mangonel alalım. Kuşatmalarda hiç yoktan iyidir yardımcı olur. Eğer Cenevizin elinden bu toprağı alabilirsek Kurezya düklüğünü kurup Kaiser bize buraya aktaracak. Sonra da arkadaşlar eski İsviçre topraklarının tamamını eriştiğimizden dolayı Ayda <laughs> Oğlum bak bunların hepsi var Matilda yüzünden. Matilda Spoleto'yu falan tutuyor ya. De i̇şte buraları falan tutuyor Romanya işte Ancona düklüğü tarafları falan. E bu yüzden yani yoksa afaroz etmez öyle boş yere. Rakibi de mi var acaba? Yani yok. Ulan papa gider ayak süzereni yaktın ya. Ziyafet. Nerede ziyafet olur gideriz. Kızımız büyüdü. ayda. <gülüyor> <gülüyor> of ya. <laughs> Toprakların hepsi şimdi buna kaldı değil mi? Eşi de var. Anasını satayım ittifak gitti. Provence'la mı? İnanmıyorum. Ee, o zaman dur sana eş bulalım Hı? Hmm? Angria ile hmm, olabilir. Ee, Dükli'ye ee, yok. Venedik fena olmaz. Yani Venedik'le fena olmaz. Böyle yakınlarda bir yer olamıyorum. Ansbach yakınlarda gibi gözüküyor ama. Pontluklardaki kontrolü arttırmayı unutmayalım. Daha iyi bir yok mu? Evet. Çok güzel bir mareşalim oldu. Ağustos'ta neden bu kadar kontrol artıyor? Artırılmış otonomi al işte. Güzel planlanmış askeri alım. Ben niye sana savaşı ediyorum? Ha bura için mi? Eh. Eee eh -eh. Kızımızı böyle evlendirebiliyorsak. Şöyle güçlü bir müttefik. hoş ee, olur yani. Güzel. Evlendirdik. Ünvanlarda veraset sırasındayım. Aa Verona Düklü. Bilmiyorum. Gerek yok. Sen ah -ah. savaşını bitirdin mi? Bitirdin mi savaşını? Hak iddiası. Kontukçu. Aa ah, alamıyorum ya. Şampanya ile müttefik. Hmm. Gerçi benim buradaki müttefiklerim de duruyor. Aa, olur. Şöhret kaybı. Eh. Neyse. O zaman biraz etkinlik yapalım. Biz avcıydık değil mi? Biraz arttırabiliriz mesela şu avcılık meselesini. Güzel. Seni avcı başı yaptık. Engelberg. Hiç fena değil. Biraz para gidecek diyor. Gitsin ya. Olur. Bak seninle evlendik. Çok güzel. Prestijimiz daha da düştü ama. Aa, o da mükemmel. Aa papa öldü. Hmm. Hadi seni etkileyelim o zaman. Saray politikaları baya iyi. Diplomasimiz bayağı artıyor. 19 mükemmel. Cenaze düzenlesek prestij artmıyor ama... Ziyafet verebiliriz. Şöyle düşük bütçeli bir ziyafet. Neden olmasın. Onur konuğu olarak birini çağıralım mesela. Angria'yı çağırabiliriz. Müttefikimiz bizden hoşlanırsa savaşlarımıza katılma olasılığı artar. Yani katılmak ister. Saldırı savaşlarını. İtalyanlar iyi insandır. Prestij evet hala düşüyor. Baya bir prestij kazandık bu arada. Oh, no, ya ben ben gerçekten şu an Kaiser'in varisi olmak istemiyorum arkadaşlar. Yapmayın gözünüzü sevim ya. Süzeren'i arzu halde bulunacağım. Hak iddiasını ver. Hak iddialarınızda hiçbiri süzerenizde bulunmuyor. Hak iddiasını aktar. Bir dakika bunu niye yapamıyorum? Taht otoritesi ünvan fesini izin vermiyor mu? Ayda Birinci seviye olmuş ha. Mükemmel. Angriyacım da başka savaşta tabi. O biraz üzüldü. Kılıç mı aldım? Hmm, güzel. Doğurganlığı arttırabiliriz. Hatta biz bu doğurganlık zımbırdısını oğlumuza mı versek acaba? He? Çocuğu olur. Şu, hala çocuğu olmamış be. Dur ben ne yapacağım bile. Kurutulmuş yıldız patı he. Ruhban yemini... Bir dakika sen niye ruhban yemini ettirebiliyoruz? Ben onu anlamadım ama. Hı -hı. Yok. Ee, sana eser hediye edeceğim. Aynı. Doğurganlığın arttar can. <gülüyor> <gülüyor> hemen, hemen amile kalması mükemmel. Özellikleri çok iyi. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bu özel bir karakter mi acaba? Muhtemelen öyledir. Güzel. Angre'yi savaşa çağırabilirim artık. Şöyle bir şey yapacağım. Hemen savaş ilan ediyorum. Angre'yacım gel. Rica ediyorum bak. Savaşa çağırıyorum. Hatta benim biraz prestijim gidebilir ancak. Ya yeterince prestijim var. Bu adamları da çağıracağım. Çünkü şampanya dükü buradan gelmeye çalışacak. Buradaki abileri tampon görevi olarak kullanabiliriz. Hali hazırda zaten müttefikim. Değil mi? Of harika. Angria gel gel yardımına ihtiyacım var. Gerçi biz buradaki askerlerle bunları halledebiliriz değil mi? Müttefi kimin topraklarını kuşatıyorlar. Bu onlara hiçbir fayda sağlamayacak. Dük Folko. Zürih üzerinde hak iddia söyle mi? Hı -hı. ulan Radbod niye böyle bir şey yaptı ya? Hı? Sen kimsin? Kuş. Ya ilgilenmiyorum. Başkenti kuşattık. Şimdi düşman orduların üzerine komple yürüyoruz. Hatta ben kendimi ordunun başına koyayım. Ceneviz'in kaç tane toprağı var ya? 3 kontluk. Hı. Hı. Alakasız bir orduyla kapıştı ya. Düşman orduların üzerine gidiyorlar. Harika. Savaş skorumuz artıyor. Baya bir arttı savaş skoru. Bakın %90'a geldi bitti. Bu kadar. 19 ayda tamamladık. Mükemmel. Şimdi tutsaklar için. Aa güzel. Mezhep liderinin önce altınımızı alıyoruz. Seni serbest bırakıyoruz. Seni de serbest bırakıyoruz. Tamam. Anlıyorum. Ama Deus Chatenoa benim rehinem mi oluyor? Ya sen bana rehine gönderiyorsun. Anladım. Prestij ve ihtişam kazanıyorsun. Neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü onun ünvanı üzerine benim hak iddiam var ve benim güçlü müttefiklerim var. E kendisi de yani oğlum gerek yok yani korkma benden bu kadar. Şimdi reddedersem hmm. rehinem olacak. Savaş açmamamışım. Ben de ona savaş açamayacağım. Öyle mi? Öyle olacak. İki tarafta ateş kesli. Şimdi konfederasyonu kur. 250 altın lazım bunun için. Kureyze'yi oluşturuyorum. Sankt Galen bana aktarılacak. Evet bekliyorum. Vasal aktar. mükemmel Dük Otto olarak başa geçtik. Bir dakika ben kız torunumu mu verdim? İnanmıyorum. Aa inanmıyorum ya. Şu işe bak. <laughs> Neyse o zaman çocuk yapmaya çalışacağız bol bol. 25 yaşındayız. Hiç problem değil. Şöyle bir baştan çıkarabiliriz. Güzel olur. Güzel olur güzel olur. Vekiler şöyle koyabiliyorsak koyalım. Şöyle mareşalimizi koyduk çok güzel. Böyle bir tane birini koyduk çok güzel. Hatta işimiz bize yardımcı olabiliyorsa mülk yönetiminde olamıyor mu? Ha. Mülk odağını seçtik o zaman. Böyle gidelim. 9'a 9 mülk odamız var. Aramız çok iyi. Psikopos <laughs> hacca gittik. Dük Otto ile kendisini tabii dük olmadan önce arkadaş yaptık. Aramız o yüzden çok iyi. Canım sen bekle. Benim şu arkadaş Matthias ölsün. Sen zaten benim psikoposum olarak konseyime giriyor olacaksın. Hiç dert etmiyorsun. İttifak kur tabii. Olur olur. Güzel. Bu arada Burgonya Krallığı'nı da oluşturabiliyormuşuz. Ee, gerek var mı bilmiyorum aklı hükümler olarak geçiyoruz meşruiyet açısından. Hmm, fena değil. Güzel para kazandık. Ee, <laughs> biz bu çocuğu eğiteceğiz o zaman. Öyle gözüküyor. Hadi eğittik. Belki bizim oğlumuz olur bilmiyorum yani. Güzel. Ha, tutsak varsa sen iyi bir abiye benziyorsun. Gel gel saraya davet ettim. Sen kimsin? Sen de iyi bir abiye benziyorsun. Gel. Saray mensubu harika. Şimdi elimize yeterince para var. Tek yapmamız gereken şey prestijimizi arttırmak olacak. Hüsa Roma İmparatorluğu verasetinde 4. sıradayız. Bu çok güzel. Askeri gücümüz iyi, müttefiklerimiz var. Ee, paramız aylık 10 kazanıyoruz. 3 Üçlüklük tutuyoruz bu arada. Çok iyi gerçekten. Gayet iyi gidiyor yani. Zambobo etkinlik yapacağız. Öncelikle şu şu cenaze işlerini bir halledelim. Lozan'da ya da Sankt Galen. Hmm. Burada yapabiliriz mesela. Babamız adına bir cenaze. Hiç de fena olmaz. <laughs> Dük Herman da gelmiş bizim hanedandan. Güzel stres kaybediyoruz böyle. Fena olmuyor. Güçlü kalmalıyız. Hatıralar acı verici. Gayet güzel. Ne, hiç gereği yok. Kalsın bence bu parçalar bizde. Karım neden yaralandı ben? Sağlığı kötü diyor ya. Karım ölecek. Biz yine iyi prestij kazandık yani köklü seviyesinden ünlüye geçtik. Ben prestij kazanacağımızı düşünmüyordum ama baya iyi oldu. Eşimiz ölürse gerçi bilmiyorum yani yeni bir eş alıp bol bol çocuk yapabiliriz gibi. Çocuk yapsak yani fena olmaz aslında. Ben senle neden ittifak... ittifak yapayım be. Heh hadi gel. ittifak. Güzel. Ucuzdan iki ittifakım daha oldu. Burgonya Krallığı'nı tabii ki oluşturmayacağım. Bavyera Savaşı... Heh. Ha, burası için. Yok gerek yok. Ben buradaki e, abilere şöyle Kurezya düklüğünü zaten veriyor olacağım kral olduğum zaman. Hürmetlerimi sunayım mı Süzeren'e? Süzeren ne durumda? A borçta. Olur olur. Paralı asker muhafızı. Bir de şöyle tıbbi malzeme. Hiç fena olmaz. Para mı kazandık şimdi biz? Avcı olduk. İyi. Sadakatin bedeli. Güzel. Bizim hanedanımız da ihtişam kazandı. Prestij kazandık. Üzerine bağlılığı gösterdik. İyi yemek. Gayet güzel. Aa yeni aşkımız. <laughs> Çok iyi ya. Yeni aşkım bilmiyorum. Ne? Gelsene sarayım. Aa gelmiyor. Tüh. Nihayet evdeyiz. Bizim eşimiz ölüyor mu ölmeyecek mi anlamadım. Sağlığı kötü diyor. Birkaç seneye ölebilir sanki. Kontrol kaybı niye ya? Öf. O zaman bu noktada yapmamız gereken her şeyi hallettik. Savoy'u elde tutuyoruz. Transjuranya'yı elde tutuyoruz. Ve Kurezya'yı elde tutuyoruz. Tek yapmamız gereken şey şanlı şöhret seviyesine gelmek. Orada eşimiz iyileşmiş. Mi İyi, fena değil. Şöyle bir av yapalım mı? He? Güzel olur. Sargans da mesela. Ha başarı şansı şöyle arttıralım. Prestij kaybetmek şöhret kaybetmek anlamına gelmiyor bu arada. Şöhretiniz sabit bir şekilde prestij oranında ilerlemeye devam ediyor. Dolayısıyla siz ne kadar prestij kazandıkça şöhretinize eklenecek. Heh. Çok iyi ya ikisinin sevgili olduğunu gördük ve hiç utanmadan diyoruz ki kalkın hayvanın yakında olduğunu hissediyorum. %80 başarı şansı. Daha artmıyor bu. Güzel avcı eğitimi. Yolunu keselim. Lanet şey hareket etti. Ama hallettik herhalde. He? Güzel. Çok iyi. Bu arada meşruiyet de arttırıyoruz avcılıkta. O da güzel. Aylık 16'nın yani bir dük için gayet yeterince para kazanıyoruz. İngiltere niye böyle? <laughs> diye düklü için dejur savaşı mükemmel ya. Oh buraları alacak o zaman komple harika. Bol bol etkinlik bol bol prestiji arttıracağız bu saatten sonra. Ne güzel sağlığımız bayağı artıyor. Ayda dük Herman öldü mü? İnanmıyorum. Bu arada ben hanedan reisi olduğum için kendi hanedan üyelerimin ...ünvanlarını ihtişam ...aracılığıyla talep edebiliyormuşum. O da çok güzel. Piemonte'ye biraz dikkat etmem gerekecek ama. Su akabilir ama sen geçemeyeceksin. Çok hoş bir kehanet değil. Dikkatli olmakta fayda var ama... ...yani dağlık, engebelik araziler... ...bize de buraya bir zahmet saldırmasınlar. Değil mi? Olur. Şu yönetici ağacından bir gidelim. Hatta biz şu idare yeteneğimizi... ...bizim 27 yaşındayız. Bayağı genciz ya. Üniversite ziyareti yapabiliriz aslında. Değil mi? Vatikan'a gideriz... Ama bayağı da para mı lazım? Nasıl yaparız? Biraz bekleriz o zaman. Canterbury'e belki gidilir. Bilmiyorum. Ondan önce bir ava gidelim ama. Ben sana şöyle biraz hediye göndersem benden hoşlanır mısın? Hı? Rehineyi geri çağırsak. Peki. Güzel. Avcılığımız artıyor. Bayağı bir arttı. Mezhep liderinden altını alacağım. Kesinlikle alacağım. Elime bayağı para geçti. Üniversite ziyaretine gideceğiz onunla beraber. Kutsal bölge evet buralar biraz sıkıntılı. Canterbury değil de Vatikan'a gidilebilir. Ya yani buraya gitsek buralar da çok tehlikeli. E, dolayısıyla en iyi ihtimal Vatikan oluyor. Sen kimsin? Kastriotic. Ha, rak inanmıyorum rakibimiz olmuş ya. Aa. Eşimiz yine hamile kalmış. Bu güzel. Halk İtalyancası öğreneceğiz. Baya stres kazandık. Orada papalıkta nasıl bir savaş var? Bir dakika. Papalığın toprakları işgal ediliyor. Ayda olaya bak. Matildacım hacı olmuş. Hacı Matilda. Yaralı Matilda bir de böyle tesettüre girmiş. Güzel. Tutumlu katip özelliğini kaybettik. Servet mimarı. Bu çok güzel oldu. Kaç tane yetenek açtık? Bir tane mi? Heh. Hangisini açsak? Bir bakalım. Kestirme. Okey olabilir. Biz burada gelişmişliği arttırıyorduk sürekli. Ben onu şimdi hatırladım. Yani Zürih'te de arttırabiliriz belki. Svabyalı Svabyalı Kültürel bir ayrışım yapmayı düşünüyorum hatta Svabyalı'dan İsviçreli kültürü gibi İsviçreli kültürünü yaptıktan sonra Buradaki Fransız kültürüyle de bir melez yapılabilir İyi olur yani Ve bir oğlum oldu Ulan yani bu kadar çabuk beklemiyordum Habsburgların <laughs> kırık olmasını Ama neyse ya. Sağlık iyi Şimdi bu oğlan biraz sıkıntıya girecek Süt anne mi arasak Heh. Süt anne arayalım Aynen öyle süt anne olarak koyduk çok güzel. Çok iyi para kazanıyoruz. Bol bol prestij kasacağız şu an. Yapabiliyorsak şöyle büyük turnuva baya para mı gidiyor? Okçuluk yapsak bir tane koysak. Ay, çok para gidecek be. Şöyle bir şey yapsak. Şimdi şöyle 310. Neyse artık yaparız bir şeyler. Kontrolde artışa gerek var mı bazı yerlerde bakalım. Ve yani buraya gerekiyormuş. Mareşal öldü ya. Bakarız durma göre artık. İlginç. Av seçeneği mi çıktı? Tilkiler görülmüş. Aa çok güzel. Kanaveze civarlarında. Güzel, 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 güzel. İyi bu, iyi, iyi. bayağı arttıracağız. Canavarı katledeceğiz. Avcı olacağız yani artık. <laughs> bu gidişe göre sağlığı da arttıracağız. Rehineyi geri çağırabiliyor muyuz? Çocuğu da bir eğittireyim ben. Oğlumun narin olması çok iyi olmadı. Yakalayamadık ama stres kaybetmiş olmamız lazım. Aynen stres kaybettik bayağı. Frans kralı fena değil ha. Norman diye. ay oh, kızıl. William Rufus başa gelmiş. Çok güzel. İyi olmuş bu örgütleşmeyi de mi getirmiş? Tahttan çekilmeyle. Uf, tertemiz. Şu an iyi para kazanıyor. Sevgilimiz oldu. Mükemmel. Baviera Dük çok kötü durumda. Ben bol bol para kazanıp e, efendime söyleyeyim. Hatta şöyle bir tane kahya koyalım. Hatta kahya olarak seni koyalım. saray şairi koyabiliyoruz mu? Koyamıyoruz değil mi? Kraliyet sarayımız yok. Hallederiz. Gücümüz bayağı arttı. Ben sadece birkaç tane düzenli asker ekledim ama Ekonomi de arttıkça tabi sanırım bunlar da artıyor. Daha yatırım yapmaya çalışacağım. İlerleyen zamanlarda yapmaya çalışacağım. Benim mevcuttaki planım İsviçre'yi kurduktan sonra Transjuranya ve Savoy'u tutmak. Kurezya'yı da bu görmüş olduğunuz gibi e, Prens Piskopos'a aktaracağız. Hem Dejur vasalımız olacak hem de Piskopos olarak sürekli konseyimizde bulunuyor olacak efendim. Biraz böyle yatırımlar belki yapılabilir. E, bakalım Savoy'a bir şeyler yapılabilir. Şöyle bir ziyafet veririz aslında ya. Heh. Amaç hani prestiji arttırmak sayer Kaiser'i mi çağıralım? Uf mükemmel olur. Kaiser bizden çok hoşlansın. Oldukça fazla prestij kazanımı. Bu kalabilir. Hanımefendi afaroz edilmiş. Eyvah. Züzeren geldi. Mükemmel. Kaiser adına. Kaiser bizden %100 hoşlanıyor. Mükemmel Bu arada hala <laughs> inanmıyorum ya Gerçi sağlığı iyi ama Bizim de sağlığımız çok iyi Ve biz onun varisiyiz İnanmıyorum İstemiyorum, i̇stemiyorum. istemiyorum. Çok az kaldı Kayser'cim umarım ölmezsin ya Çünkü ben istemiyorum Yani imparator olmayı Yok mu şöyle bir etkinlik he Büyük turnuva büyük turnuva Babacım para yok mu sende be Ne canım ya İdare merkezileşme Merkez iyileşme Güzel Başkentimizde artış var Şu abiden ben bir noktada Burayı koparacağım hatta ee, Kabul etmeyebilir diyor sen gerçi yetkili bir abiye benziyorsun ama ben senin oğlundan hatta şöyle bir afaroz talep ettireceğim senin oğlun. Sen bekle. Berm benim olacak. Ben burayı tutacağım yani. Güzel de topraklarım var şimdi. Ee, Sayın vasalcım. Sevimli mi oldu? He. Peki diplomat mı olsun entrikacı mı olsun bir bakalım duruma göre. Şanlıya çok az kaldı be. Turnuva için talim yapsak güçlü olur muyuz? Dövüş yeteneğimiz artmış. Ol Rakibimiz olmuş ya. Ulan bizi öldürtmez umarım. Mezhep liderinden aldım. Bu çok iyi. İsviçre Konfederasyonu'nu hala kurabiliyorum. Demek bir tek şu lazım ya. Çok az kaldı. 40 şöhret sonra bizim. Paramız birikmiş. Ben şöyle bir turnuva MURNUVA yapayım bir şeyler. Okçuluk, ee, yakın dövüş bilmiyorum. Şimdi bir de güreş mi yapsak acaba? Şimdi şöyle arttırdık. Masa oyna meydan oku. Peki. Maçı kazandınız. Eliyle hareket yaptı gitti falan. Kim bu boş koltuk? Casus başımız ölmüş. Aa inanmıyorum. Aynen seni getirdik. Sen çünkü sağlam bir rakibimiz var. Sen bizi korursun can. Ve sonunda çıktı. Sonunda çıktı. İsviçre Konfederasyonu'nu artık kurabiliyoruz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi büyük artı bayrağımız var. İsviçre ünvanı bizim olacak. Mutlak taht otoritesine geçeceğiz. 350 prestij kazanacağız. Savoy düklüğünü tamamen tutuyoruz. Bizzat hatta. Dejur'da İsviçre'ye bağlanacak. Transjuranya ve Kurezya'da İsviçre'ye bağlanacak. Kaiser'in vasalıyız. Şanlı şöhret seviyesindeyiz. Eski İsviçre'de tamamen tutuyoruz. Eski İsviçre zaten iki düklükten oluşuyor ama Savoy'da elde ettim. Elde etmeseniz de olur ancak Savoy'u da bizzat tutarsanız ekonominiz çok daha iyi olur sizin için. Şu an ben gayet iyi para kazanıyorum mesela Savoy tuttuğumdan. Aklarımız reddedilemez diyoruz arkadaşlar ve hayırlı uğurlu olsun. Şu an başka meselelerle meşgulüm. İsviçre Konfederasyonu. Uzun zamandır Orta Alpler'in şehirleri imparatorluğun diğer aktörlerinin tehdidi altındaydı. Şimdi ise tek bir sancak altında birleştiler ve bu konfederasyon imparatorluk tarafından tanınma onuruna erişti. Hanedanımın İsviçre şehir devletlerine yaptığı katkıların onuruna yeni konfederasyonun bütün kantonlarının başına geçecek kişi olma şerefi bana verildi. Yabancıların korkusuyla yaşadığımız dönemler artık sona erdi. Şimdi onların tek bir sancak altında birleşmiş İsviçre Konfederasyonu'ndan korkacak. Birlikte güçlüyüz. Bakın burada aşağıda görmüş olduğunuz gibi ünvanların İsviçre'ye bağlandığı, İsviçre'nin dejur olarak Kutsal Roma'ya bağlandığı, Bizim prestij kazandığımız mutlak taht otoritesini elde ettiğimiz yazıyor. Ve yeni bir dük destan tohumu kazandık. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. İsviçre böyle. Artık bir kralız ve dejur krallık oluştuğu gibi Burgonya'da bu şekilde küçülmüş oldu. Ya yani oyunda ben Burgonya'yı kursaydım eğer çok büyük ihtimalle bu İsviçre Konfederasyonu kur kararı yok olacaktı. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi artık hatta Kutsal Roma bu şekilde büyüdü. Normalde burası Kurezya değil ama Transjuranya ve Savoy aslında Frankia Dejur İmparatorluğu'na bağlıydı. Almış olduğumuz karar neticesinde burası artık Kutsal Roma'ya bağlı. Biz Dejur vasalız. Hatta şöyle bakıyorum şimdi bizim yükümlülüklerimiz yok bu arada. Yani biz süzerene karşı hiçbir yükümlülüğümüz yok. Yani o konuda güzel aslında size öyle söyleyebilirim bir sınır beyliği alabiliriz. Sınır bey olursak ne olur? Vergi çarpanımız evet olmaz ama bizim açımızdan ciddi avantajlar olur. Özellikle ordu bakım masrafımız azalır ve milis büyüklüğümüz artar. Garnizon büyüklüğü mesela böyle bir şey yapabiliriz. Diyelim ki milis yükümlülüğünü arttırdık ya da işte vergi yükümlülüğünü biraz arttırdık. Düşük olsun. Düşük olunca %1.3'lük bir katkı çok büyük problem değil. Tabii şimdi feodal yükümlülüğümüz arttırdık. Bir de böyle değiş tokuş olmalı. Hem onun aleyhine hem benim aleyhime tarzı bir şey. Para basma hakkı alabilirim. Öncelikli olarak bu karakter için. Konsey hakkı yani isteyebilirim konsey hakkı. İlerleyen zamanlarda belki olur ama zaten şu an ben güçlü bir vasal. Yani güçlü vasal olduğumu... Ayda güçlü vasal değilmiş. Yani önemli vasal. Bakayım bu adam benden daha güçlüymüş mesela. Evet. Konsey hakları garantilenmiş. Feodal vergi yükümlülüğü ve feodal milis yükümlülüğü bu şekilde alabilirim mesela. Ama ondan önce son bir şey kontrol etmek istiyorum. Bakın ben elektör değilim. Bu çok ilginç. Yani elektör prensler. oyunda belirlenmiş mesela elektör prensler. işte Bohemyadır, Angriadır, belli başlı e, psikoposlardır. Ben de jürgvasal. Mesela ya da de vasal ama sanırım o da oy veremiyor. Lotaringiya oy verebiliyor mu? Mesela bak bu çok ilginç. Lotaringiya oy verebiliyor. Ben elektör değilim. İnsanlar bana oy veriyor. Ben istemiyorum yahu. Neyse burada bana oy verenler eğer ölürse yakında e, sağlığı kötü diyor. Bana oy verenler ölürse güzel olur. E, bu sefer e, umarız ki yeni gelenler bana oy vermez. 10 sayıda koltuk talep et mesela. Angria benden yani şey süzerenden nefret ediyor aslında ama benden çok hoşlanıyor. Ben şu an vekil harcım. Görmüş olduğunuz gibi aylık 17 altın kazanıyorum. Ve bu ilerlemeye devam edecek böyle. Efendime söyleyeyim, iki nesilde İsviçre'yi kurabildik. Gerçi eğer babamızın ömrü yetseydi belki tek nesilde de kurabilirdik ama biraz yaşlıydı Kont Werner. Tabii Kont Werner, Dük Werner yaptık ve e, kendisi aracılığıyla üç düklük kurduk. Olmayan iki düklüğü almıştık. Sonra Savoy'u gasp ettik Piemonte'den. Piemonte bizim tabii aa rakibimiz değil mi? Bir dakika. Ha, Ceneviz bizim rakibimizde. <laughs> evet. Habsburglarla İsviçre'yi kurduk. Bir bakın bu da bir ironidir bence. Çünkü Habsburg hanesi nüfus kazandıkça hem Kutsal Roma İmparatorluğu'nun hem Avrupa'nın diğer yerlerinde evlilikler, anlaşmalar yoluyla hep böyle nüfus kazanmış bir aile. Ancak bir bölge var ki o da İsviçre ve İsviçre'nin kantonları, şehir devletleri. Habsburg'a bir türlü boyun eğmediler. Ve Habsburg ne zaman oraya ele geçirmeye kalksa hep başarısız oldu. Hatta bu uğurda hayatını kaybeden Habsburg dükleri bile var. Savaşta hayatını kaybedenler de oldu açıkçası. Ve bu da böyle bir ironi yani bir Habsburg hanedan üyesiyle İsviçre'yi kurduk. Son derece eğlenceliydi. Umarım videoyu izlerken sizin de hoşunuza gitmiştir. Benim çok hoşuma gitti. İmkanları yaratmak tabi kolay değil ancak ufak ufak büyüye büyüye e, ittifaklar yapa yapa gücünüzü arttırabiliyorsunuz. Görünen o ki Kaiser'in bir sonraki varisi ben olacağım. Çocukları toprak sahibi olacak tabii ki. Ah be oğlum sadist olmayaydın belki insanlar seni severdi. <laughs> Sen de şimdi mesela korkak ve paranoyaksın. Sevmiyorlar bu diğer erkek çocuk. Belki bu çocuk lan bu da sadist çıktı. Tüh Nikolaus. Ben sevilen bir adamım. Sakinim, dindarım ve dürüstüm. Belki o yüzden. Güçlü bir vasalım, toprak sahibim. Kralım hem de. Yani ironik olarak İsviçre'yi kurduk. İkinci bir ironi de Kutsal Roma İmparatorluğu'nun başına geçmek olur. Ee, öyle anlıyorum. Bakalım bununla alakalı eğer ikinci bir video isterseniz Habsburglar olarak Kutsal Roma İmparatorluğu'nun başına geçersek nasıl yönetiriz, yönetebilir miyiz onu kontrol ederiz. Vasallarla belki biraz başımız ağrıyabilir diye düşüneceğim. Lotharingia'ya çok ayarım. Çok güçlü. Bohemia özellikle. Gereksiz güçlü ve Düşük milis vergilenme, düşük milis katkısı. Lotharinge'ye bakıyoruz. Düşük, düşük. Bunları yola getirmek hiç kolay olmayacak. Ancak ve belki yapabiliyorsak seçimi kaldırır babadan oğula döndürebiliriz. Bu da mümkün. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ikinci bir videoyu da çekmeye hazırım ki yapmak da isterim. Tek yapmanız gereken videoyu beğenmek, yorumlarda devam etmesini istiyoruz demek ve olmadıysanız kanalıma abone olmak. Buraya kadar sabredip izlemiş olduğunuz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.